Bir son durumu alalım. Sevgili Fatih Havanos sağ olsun. Programın başından beri bizimle birlikte sürekli her saat başı bize oradaki son durumu aktarıyor değişik bölgelerden. Fatih neredesin ve bölgedeki son durum ne? Server gözü açık, sürekli yer değiştiriyoruz çünkü şunu çok net biliyoruz ki izleniyoruz, takip ediyoruz. O yüzden de çünkü hep ayrıldığımız noktalar bizden sonra vuruluyor genelde ve şu anda biz yine Terter'i, Talış'ı, Murov Dağı'nı gören ve Kapanlı Köyü'nü, Ağdere'yi gören çok stratejik bir yerdeyiz. Şu an kameraman arkadaşım İlkin Umudov Ağdere'yi gösteriyor. Az önce yine oradaki Ermeni hedefler vuruldu ve o yüksekliklerden işte Ermenistan'a ait topçu birlikleri ve mevzilerden açılan ateşlerle hep Kapanlı Köyü, Karakoyunlu Köyü, Ağdam, Terter hedef oluyor. O dağı almaya çalışıyor Azerbaycan ordusu. Kendi toprağını almaya çalışıyor aslında ve sivillerin de can güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Hemen sağ tarafa doğru gittiğimizde de işte karşımda Murov Dağı'nı görüyorsunuz. Dün büyük sevinçle karşılanmıştı. O Murov Dağı'nın zirvesi ve en hakim tepesi, yükseklikleri Azerbaycan ordusunun kontrolü altına geçmişti. Ve o dağ hakim olmasıyla birlikte Kelbecer'e giden yola da aslında hakim olmak demekti bu. Oldukça sevindirici. Yaklaşık bir gün boyunca çatışmalar sürdü o noktada Murov Dağı eteklerinde ve tabii orası dağ silsilesi aslında ve en kritik noktayı, stratejik yüksekliği Azerbaycan ordusu ele geçirdi. Hemen o Murov Dağı'nın sağ tarafında da göremiyoruz tabii buradan Talış Köyü var. İşte sabah saatlerinde de Talış Köyü'nden Murov Dağı'nın artık ele geçirilmesiyle birlikte, düşmandan azat edilmesiyle birlikte Talış Köyü de artık oradaki kritik noktaların ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Az önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Şu an için çatışmaların daha çok Ağdere mevkiinde olduğunu görüyoruz. O beyaz sırt işte görüyoruz. Orada Ermenistan mevzileri ve mevkileri var. O noktadan da hemen önünde gördüğünüz aslında köylere yönelik sürekli taciz ateşleri var. Ve işte Azerbaycan ordusu da şu anda o stratejik noktaları imha etmenin gayreti içerisinde. Tabii harekatın ilk güne dönecek olursak, harekatın ilk gününde toplamda 22 tank ve zırhlı araç imha edildi Ermenistan ordusundan ve 15 uçak savar, 18 insansız hava aracı, 8 top bataryası da başarıyla imha edildi. Harekatın yine ilk gününde 550'nin üzerinde Ermenistan ordusu kayıp verdi. Bu önemliydi. Azerbaycan ordusu da Ermenistan ordusunun çok fazla yaralı askeri olduğu ifade edildi. Kan stokları tükenmiş durumda ve yine hastanelerde yer bulamadığına ilişkinde Azerbaycan ordusu emin kaynaklardan aldığı bilgileri yine kamuoyuyla paylaştı. Tek toparlayacak olursak harekatın artık ikinci günündeyiz. İlk günü sona erdi. 5 sivil hayatını kaybetmişti. 19'un üzerinde yine sivil vatandaş da yaralanmıştı. Bunu ifade edelim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehitlerimiz var dedi. Gerek ordumuzdan gerekse de halkımızdan ve bu şehitlerin de kanı yerde kalmayacak dedi. Aslında senin de ifade ettiğin gibi savaş değil ama harekat diyebiliriz. Toprakları geri kazanma ve vatandaşların can sağlığını sağlamak amacıyla, güvenliğini sağlamak amacıyla ve çünkü günlerdir hemen her gün ateşkes ihlalleri yapan bir Ermenistan ordusu var. Taciz eden bir Ermenistan ordusu var ve hep sivilleri vuran bir Ermenistan ordusu var. İşte bu anlamda da artık o sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla bir harekat başlattı ve harekatta da artık ikinci gün başarıyla bu harekat devam ediyor. Fatih, girişte söylediğin aslında dikkat çekici bir noktaydı. Sürekli yer değiştiriyoruz çünkü hedef olduğumuzu biliyoruz, izlendiğimizi biliyoruz dedin. Dün de izleniyordunuz ve dün o ateşe maruz kaldınız. O anları bir kısaca aktarır mısın bize? Ne yaşadınız, nerede yaşadınız ve nasıl uzaklaştınız bölgeden? İşte şu anda en çatışmanın aslında şiddetli bir şekilde yaşandığı Ağdere noktasında o hakim tepelerde kim köye giriyor, kim köyden çıkıyor çok net görüyorlar. İlk etapta iki tane havada tabii insansız hava aracı gördük. Ben Azerbaycan ordusundan zannettim ve tabii çalışmalarımıza devam etmiştik ama 5-6 dakika geçmedi ki bizim bulunduğumuz noktaya doğru ardı ardı havan topu atışları yapıldı. İlk başta uzağa düşmüştü. Biz köyü hedef aldıklarını zannettik. Tabii tutturamadıklarını düşündük ve o toz bulutunu çekerken daha sonra ardı ardı peş peşe bizim bulunduğumuz noktaya doğru ve yaklaştık.
yaklaşan düzeyde atışlar gerçekleşti. Biz de o arada tabii arkadaşlarımla kendimizi korumaya çalıştık. Saklanacak bir yer aradık ve bölgeden hızlı bir şekilde tahliye, ki araçla birlikte giderken hala arkamızdan yola doğru da havan topları atılmıştı. Bunu da ifade edelim. Dün yine şu an bulunduğumuz nokta yakın bir noktada diyeceğim. Yerimizi söylemeyeceğim. Bu noktada çekimlerimizi yapmıştık. Ve biz aracımıza geçerken gene bu noktaya ateşler açılmıştı havan toplarıyla. Vatandaşlar da kendilerini çok zor bir şekilde sakladıklarını, koruduklarını, siz gittikten sonra bu noktayı vurdular demişlerdi bize. O anlamda takip edildiğimizden de eminiz, evet. Pekala, Fatih Avanos'a da, kameraman arkadaşıma da kolaylıklar, başarılar diliyorum. Gerçekten bütün dünyanın olaydan doğru bir şekilde haberler olması noktasında hem TRT ekipleri hem Anadolu Ajansı ekipleri çok ciddi, çok önemli bir iş yapıyorlar. Ayağınıza taş değmesin çocuklar. Geçmiş olsun tekrar.